Merhaba sevgili dostlarımız. Bugün sizlerle Türkiye'de çok özel bir yere sahip olan bir eğitim kurumumuzdan bahsedeceğiz. Bilim sanat merkezlerinden. Türkiye'nin her yerinde olan ve özel yetenekli çocuklarımızın daha fazla geliştirilmesi için çaba gösteren bu kurumlar hakkında merak ettiğimiz çok şey var aslında. Bu konuyu bize biraz daha yakından anlatması için Kartal Bilim Sanat Merkezi Müdürü Sayın Güven Yıldız'ı stüdyomuza davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, bize biraz bilim sanat merkezlerinin kuruluş amacından, nasıl çalıştığından bahseder misiniz? Evet, bilim sanat merkezi Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerimizin örgün eğitim dışındaki zamanlarında farklılaştırmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı bağımsız kurumlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu an Türkiye'de 174 tane bilim sanat merkezimiz bulunuyor. 174 tane. Evet. Bunun kaç tanesi İstanbul'da desem, bulunduğunuz şehir itibarıyla? Evet, büyük şehirlerde haliyle sayı biraz daha fazla. İstanbul'da şu an faal 15 tane bilim sanat merkezimiz var. Ankara'da 8 tane, İzmir'de de 6 tane bilim sanat merkezimiz var. Evet, bu bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli gençlere, çocuklara imkanlar sağlanıyor, eğitimler veriliyor demiştik. Başlangıç aşamasında sanırım bir sınav söz konusu. O süreçten başlayarak bir anlatalım mı merak edenlere? Evet, burada bizim uygulamalarımız ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize yönelik. 3 aşamalı bir süreç. 1. aşaması sınıf öğretmenimizin sınıfındaki 3 bölümden genel yetenek, resim ve müzik alanlarındaki öğrencilerimizi yönlendirmesiyle başlıyor. Yönlendirdiği öğrencilerimizi Türkiye geneli merkezi bir sistemde grup tanılama uygulamalarını alıyoruz. Bir tablet uygulamasından geçiyoruz ve bir Türkiye ortalaması alıyoruz. Türkiye ortalaması üzerinde olan öğrencilerimiz 3. aşamada bireysel tanımlamayı alıyoruz. Bireysel tanımlamada genel yetenek alanında rehberlik araştırma merkezlerindeki testör arkadaşlarımız bu öğrencilerimizi zeka testine tabi tutuyorlar. 130 IQ baraj sınırımız var. Bu sınır üstündeki öğrencilerimiz bilim sanat merkezine kayıt oluyorlar. Resim ve müzik alanında da uygulama sınavlarına tabi tutuyoruz. Bu sınavlarında başarılı olan çocuklarımız yaz döneminde okullarımıza kayıt oluyor. Daha sonraki eğitimlerini kurumlarımızda devam ettiriyorlar. Burada şöyle bir anekdot belirtmekte fayda var. Yani velilerimiz arasında bu durum mülakat gibi, son bölüm özellikle mülakat gibi adlandırıyor. Mülakat söz konusu değil, tamamıyla objektif, geçerli, güvenilir test edilmiş zeka testleri uygulanıyor. Bunu da bir belirtmek istedim. Süreç başladıktan, bittikten sonra öğrenciler kayıtlarını yaptırıyor ve lise öğrenimi bitene kadar biz de eğitimlerine devam ediyor bu öğrencilerimiz. Evet, yani birçok velinin merak ettiği boyutlardan biri belki de buydu. Kendileri bu sınava çocuklarını dahil edemiyorlar. Evet. Mutlaka okuldan bir öğretmenin bu konuda belirleyici olması evet, gerekiyor. Sınıf öğretmenlerimiz, ilkokul 1-2-3'teki sınıf öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle oluyor. Hı hı. Çünkü çocuğu en iyi tanıyan kişi sınıf öğretmenidir. Bu anlamda onların yönlendirmeler önemli. Peki IQ testinde 130 puandan bahsettiniz. Evet. Normal bir öğrencinin ortalama IQ'sunun kaç olduğunu düşünerek bakalım konuya. Çeşitli evreleri var. Normal, parlak, üstün zekalı ve dehadi gibi sürüyor. O biraz tartışmalı bir konu ama 120 ile 130 arası parlak, 130 üstü üstün zekalı gibi değerlendiriliyor. Hı hı. Özel yetenekli çocuklar bu şekilde belirlendikten sonra onlara belli alanlarda eğitimler veriyorsunuz. Evet. Bir kısmı müzik üzerine, bir kısmı resim üzerine, bunlar kendi yetenekleri çerçevesinde geliyorlar. Onun dışındaki genel yetenekler ve genel özellikler çerçevesinde hangi alanların öğretilmesi söz konusu? Evet, bizim ana dersler dediğimiz Türkçe, matematik, fen, sosyal, yani ilkokuldan lise branşlarının tamamı var. Yani bizde olmayan 3 branştan bahsedebiliriz. Okul öncesi, beden eğitimi ve din kültürü. Bunun dışındaki bütün dersler bilim sanat merkezlerinde atölye ve normal ders eğitimi olarak devam etmekte. Farklı olarak yazılım, kodlama, bilişim, akıl oyunları, robotik, bunlar rağbet gören alanlarımız. Çok güzel. Bunları öğrenciler bireysel olarak mı öğreniyorlar yoksa grup çalışmaları mı var? Bizde 5 farklı program var bilim sanat merkezlerinde uygulanan. Uyum programı, destek programı, bireysel yeteneği fark ettirme, özel yeteneği geliştirme ve proje dönemi diye. Bu 5 farklı programın öğrenci sayıları ve süreleri birbirinden farklı. Her programın kendine has öğrenci sayısı ve öğretim süresi var. Tabii sınıflarımız normal sınıflara göre çok çok daha az sayıda, yani maksimum bir sınıfta 10 öğrencimiz oluyor. Ama bazı programlarda 1 veya 2 öğrenciyle çalıştığımız programlarımız da var.
Peki normal bir okulda eğitim veren herhangi bir öğretmen bilim sanat merkezinde de görev yapabiliyor mu? Tabii bu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan öğretmen atama sistemimiz var bizim. Öğretmenimizin 657 TAP olması ve bu alanda çalışmak istemesi ve sonrasında bir seçim sınavı diyelim, seçme sınavı diyelim. Burada da bir ek bir formumuz var. Ek bir formu artı mülakat sistemi. Ek bir formun %60'ını, mülakatın da %40'ını alıyoruz. Barajı geçen öğretmenlerimiz tercihlerine göre atanabiliyorlar. Yani normal diğer öğretmen çalıştırma sisteminin dışında bir takım farklı özelliklere sahip olmaları bekleniyor. Evet, ekstra işte doktoradır, yüksek lisanstır, yapmış olduğu projelerdir. TÜBİTAK projeleri, kalkınma ajansı projeleri, almış olduğu başarı belgeleri, yayınlamış olduğu makaleler, bildiriler, tezler. Bunların her birinin ayrı bir puan değeri var. Böylece çocuklara daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Evet. Peki velilerin çok merak ettiği bir konudur bu yine. Bu eğitimin belli bir maddi karşılığı var mı? Ücretli mi? Bu kurumlarımız devlete bağlı kurumlardır. Velilerimizden herhangi bir ücret almıyoruz. Çocuk kendisinin gelmesi yeterli. Bu anlamda bakanlığımız zaten yeterince destek oluyor. Bütün sınıflarımız donanımsal anlamda da, temizlik anlamda da, fiziki anlamda da gayet güzel. Sizleri de bekleriz inşallah bir gün İnşallah, kurumuza. İnşallah. Anladığım kadarıyla öğrencinin özel bir yeteneğe sahip olması, bunun okul tarafından keşfedilmesi öğretmenleri tarafından ve daha sonrasında sizin okulunuzdaki sınavı kazanması sayesinde süreç başlıyor. Başka bir şey beklenmiyor ailelerden. Evet, evet. Ve bunun sonucunda da lise eğitimi bitene kadar bu çocuğa her türlü desteği okullarının dışındaki sürelerde veriyorsunuz. Evet, yani ilkokul birinci sınıfta uygulamaya giren bir çocuğumuz ikinci sınıftan itibaren bilim sanat merkezi öğrencisi oluyor. Ta ki 12. sınıfın sonuna kadar bizlerle olmaya devam ediyor. Hatta şu an şöyle bir çalışmamız var. Mezun öğrencilerimizi takip ediyoruz. Yani bilim sanat merkezlerinden mezun olup üniversiteye başlayan öğrencilerimizi şu an kendi merkezlerimize getiriyoruz. Mezun öğrenci şu anki mevcut Bilsem öğrencisiyle bir kaynaşıp orada bir hava yakalıyor ve Türkiye genelinde yapıyoruz bu çalışmayı. Yani İstanbul'unda da var, Adana'sında da, Sivas'ında da. Her bilim sanat merkezi öğrencisi gittiği şehirdeki, üniversitedeki bilim sanat merkezlerine gidiyor. Yaşadıklarını, tecrübelerini aktarıyor. Ve öğrencilere faydalı olabileceği atölyelerde de görev alabiliyor. Çok güzel. 10 yıllık bir macerası oluyor bir öğrencinin neredeyse Evet. ortalama olarak ve sonra bir bağlılık geliştiriyor mu Evet. kuruma karşı? İlla ki yani öğrencinin Bilsem'le bir gönül bağı oluyor. Mezun olduktan sonra bir öğrencinin kendi kurumuna gitmesi bile bu bağın olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bizim öğrencilerimiz de sağ olsunlar Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde çok çok iyi bölümler okuyorlar. Bu anlamda öğrencilerimiz bizim yüz akımız diyelim. Çok güzel. Peki öğretmenlerinizin çalışma şeklinden ve başarısından kaynaklanan ortak üretimleriniz var mı bir takım çalışmalar? Tabii şöyle ki Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Başkanlığı'nda bu sene başlayan bir patent, faydalı model ve tescil çalışmamız var. Türkiye'de Bilsemler olarak 150 tane patenti biz inşallah bu sene üreteceğiz. Çalışmalar devam ediyor. Her bilim sanat merkezinden arkadaşlarımız farklı çalışmalarını, farklı projelerini Türk Patent Enstitüsü'nden patentini alarak onu tescilleyerek çalışmalarına devam ediyor. Çok güzel. Bir de son olarak bu süreçte yaşadığımız bu sıkıntılı virüs riski sürecinde Bilsemlerin de ülkenin bu andaki durumuna herhangi bir katkısı oldu mu üretim Şöyle, anlamında? Şu anda bütün Bilsemlerimiz hatta bazen sosyal medyada da görüyoruz. Arkadaşlarımız 3D yazıcılarını evlerine götürdüler. Maske ve maske siperliği üretiyoruz. Ürettiğimiz maske ve maske siperliklerini peyderpey hastanelerimize teslim ettik. Yoğun bakımda çalışan doktor ve hemşire arkadaşlarımıza teslim ettik. Ve şu an gece gündüz demeden, arkadaşlar mesai mevhumu gözetmeden siper basmaya devam ediyorlar. İnşallah ilerleyen günlerde de solunum cihazları ile ilgili bir çalışmamız var. Onu da duyuracağız. Bu anlamda arkadaşlar üstüne düşeni yapıyorlar. Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde taşın altına eline koyuyorlar. Harikasınız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Bilsemler hakkında merak ettiklerinizi birazcık da olsa aydınlatmaya çalıştık. Kartal Bilim ve Sanat Merkezi'nin değerli müdürü Güven Yıldız konuğumuzdu. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.